Mutlu günler efendim. Hayatın içinden başlıyor. Hayatın içinden de bugün Tepegöz Klinik konuğumuz Doktor Emre Tepegöz ve estetisyen Hümeyra Tepegöz. Daha önce de ağırlamıştık zaten Emre Bey'i. Hacamatı konuşmuştuk. Ozon tedavisini konuşmuştuk ama hep sağlıkla alakalı olan kısımları konuşmuştuk. Hümeyra Hanım, o yüzden bugün özellikle istedim. Çünkü güzelliği de konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Bizler de iyi. Sizleri görüyoruz, daha iyi oluyoruz. Hocam siz nasılsınız? Görüşmeyeli. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz gayet. Allah iyilik versin. Yine de şöyle çok kısa bir tanıyalım mı? Tabii Hümeyra Hanım'ı da biraz daha detaylı tanıyacağız. Olur. Emre Tepegöz. Ben 2009 Meram Tıp Fakültesi mezunuyum. Acil servis hekimliği, 112 ambulans hekimliği, kan bankacılığı hizmeti, iş yeri hekimliği. Şu anda da eşimle beraber işlettiğimiz bir kliniğimiz var. Orada çalışıyorum. Böylece ufak bir tecrübemi anlatmış olayım. Böyle. Evet. Hemen Hümeyra Hanım'a dönüyorum. Detaylı tanıyacağız sizi. Güzelliği konuşacağız çünkü. Bir sürü de sıkıştıracağız. Programın başından söylüyorum. Sonra küstüm müstüm yok. Tamam. Ben Hümeyra Tepegöz. Hı hı. 1985 Konya doğumluyum. 11 ve 6 yaşında iki erkek evladım var. Maşallah. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Ayrıca estetisyenim. Meram Belediyesi yanında bulunmakta olan Tepegöz Kliniğin işletmecisiyim. Ayrıca tedavi uyguluyoruz. Ha, şimdi bu durumda Emre Hocam sizin çalışanınız mı oluyor? Evet, öyle oluyor. O şekilde. Peki o zaman şimdi konulara geçmeden bir şey soracağım size. Böyle hani eşler genelde aynı yerde çalışmak istemezler falan ya. Nasıl aynı yerde çalışıyor olmak? Biz birbirimizi çok görmüyoruz. Çünkü Emre Bey mesleğinden dolayı çok yoğun zaten. Biraz doktor eşi olmak ve çocuğu olmak fedakarlık istiyor. Biz de ona ayak uyduruyoruz. Peki. Sizin için nasıl hocam? Hümeyra Hanım gibi bir idareciyle beraber çalışmak benim için büyük bir şans. Çok keyifli. Gayet güzel. Uyum içinde çalışıyoruz. Allah bozmasın. Çok Allah şükür. Bozmasın. Ha, evet. Öyle söyleyelim. Maşallah evet. Diyelim o zaman. Aynen, bir de. Sağ olun. Şimdi şeyden başlayalım. Geçen haftaki konuştuğumuz konulardan bir başlayalım. Hacamattan, ozon Tabii tedavisinden ki. Şöyle kısa özet şeklinde olsun. Tamam. Sonra onların artık güzellik kısmına geçelim. Hı. İşte bizim sloganımız sağlık ve güzellik esasında. Hani biz bunu aslında ayırmıyoruz. Ve veya diye sağlık ve güzellik. Çünkü bir şeyin güzel görünebilmesi, güzel olabilmesi veya güzel algılanabilmesi için hem bakılanda hem bakanda sağlık durumunun söz konusu olması şart. Bu bir. İkincisi, bizim çalıştığımız cilt de dahil, işte saç kökü de dahil, tüm her yer, tüm organlar çeşitli hastalıklar nedeniyle deformasyona uğradığı zaman insanın dış görünüşünü bozduğu için özellikle hani güzellik yönü ön plana çıksa da esasında biz yaptığımız işlemlerle bu kişi de tedavi yönüne eğilerek hani fabrikasyon bir hizmetle değil de kişiyi analiz edip temel problemini anlamaya çalışıp ona yönelik işlemler yaparak çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Sağlık yönünü de güzellikle birleştiriyoruz. İkisi bir arada. Kliniğimizde geçen programda da saydığım gibi hacamat tedavisi, ozon tedavisi, işte mezoterapi uygulamaları, çeşitli serum tedavileri, yani immün güçlendirici, enerji arttırıcı tedavilerimiz mevcut. Aynı zamanda bizim hani ufak çapta bir hastane gibi belirtmiştik, klinik işlemlerimiz de var. İşte dikiştir, pansumandır vesairedir. Ayrıca işte halk arasında tom serum gibi bilinen ama bizim daha kapsamlı yaptığımız hem semptomları rahatlatan hem hastalığı giderici bir serum uygulamalarımız mevcut. PRP, CGF gibi tedavileri vücudun neredeyse tepeden tırnağa her yerine uyguluyoruz. Her türlü hastalığın çeşitli çözebildiğimiz kısımlarında bunların uygulaması da mevcut. Kas iskelet sistemi ağrılar, işte boyun ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı, bacak ağrıları üzerine de eğiliyoruz, çalışıyoruz. Hümeyra Hanım'la beraber güzel uyum içinde iyi bir çalışma ortamımız mevcut. Şimdi bugün cilt bakımını konuşacağız, dermapen uygulamalarını konuşacağız, mezoterapiyi, PRP
Bu CGF. CGF dediğimiz PRP'nin bir benzeri yakını. Santrifüj farkıyla elde edilen özel bir cihazı var işte. Büyüme faktörleri orada. Bu büyüme faktörlerinin işte uyguladığımız zaman çeşitli yerlerde gösterdiği etkilere biraz değineceğiz. Tamam. Bunların hepsini bugün konuşacağız. Evet. Ama şimdi en baştan şunu da söyleyelim. Bunların hepsinin doktor kontrolünde olması gerekiyor. Yani kesinlikle. Klinikte doktor varsa kesinlikle. Eğer ona güvenerek yaptıracağız işlemlerimizi. Aynen değil mi? Öyle. Aynen tabii. Öyle. Evet Meral Hanım buyurun. Tanımızı doktorumuz koyacak. Evet. Doğru tanı olacak ki doğru tedavi olsun. Ben estetisyenlikten bahsetmek istiyorum. Öncelikle estetisyen ne demek, nedir, ne yapar? Estetisyen ciltle ilgilenir. Cildin tedavisini yapar. Ve doktora asiste edebilir. Güzellik merkezlerinde, kliniklerde çalışabilir. Cilt diyeceğim. Ben bu estetisyenlik deyince altında birçok bölümü var. İşte masaj, makyaj, cilt. Bunları kapsıyor. Ama biz kliniğimizde genelde cilt tarafındayız. Bir de bu estetisyenlikle alakalı karmaşık bir yapı var sanırım. Birazcık daha insanlar bir soğuk mu bakıyor estetisyen deyince? Onu da bir yıksak mı? Estetisyen tam olarak ne yapar? Hangi eğitimleri alır? Bir oradan başlayalım mı? Tabii. Eğitimleri var. 826 saatlik güzellik uzmanı oluyorsunuz. Bu saatlik eğitimi bir alıyorsunuz. 826 saati. Daha sonra mesleki edindirme kursu var. Oradan eğitim merkezi var. Oradan ustalık belgesi alıyorsunuz. Ve usta estetisyen oluyorsunuz. Dediğim gibi lazer uygulamacısı olabilirsiniz. Masaj yapabilirsiniz. Bunların bütün eğitimlerini alıyorsunuz. Cilt bakımı, cilt temizliği, makyaj, kalıcı makyaj, hepsi estetisyenliğe giriyor. Ama doktorlu klinikteki estetisyenler, bir de güzellik merkezleri var. Bunlar ayrışıyorlar. Evet, işte önemli bir çizgi. O şekilde. Güzellik merkezlerinde de çok güzel işler yapılıyor. Güzel, kaliteli yerler var tabii ki de. Ama tanıyı doğru kişilerin, yani doktorun görmesi, tanıyı koyması, daha sonra müdahale edilmesi çok önemli. Bize gelen kişileri biz sadece cildimde bu sorun var, hani geldikleri zaman da o şekilde değerlendirmiyoruz. Genel özel hayatlarına giriyoruz. Nasıl beslenir, kaçta uyur, kaçta uyanır, sıvı alımı nasıldır, nerede yaşar? Bunlar cildimiz için çok önemli şeyler. Çünkü iç sağlığımız dışa yansır. Değil mi? Bu çok önemli. Ve tedavi protokolleri de kişiye göre, kişiye özel olmalı. İşte şu sayıda sana şu işlem, bu sayıda bu işlem diye formüle etmektense gelen kişinin lezyonunu, durumunu, hastalık halini, tablosunu değerlendirip kişiye özel, kişiye uygulanabilecek, kişiye uygun ve kişinin o anki var olan tablosuna, lezyonuna, durumuna uygun tedavi protokolünün ve miktarının, sayısının, dozajının seçilip ona uygun olarak kişiye özel tedavi planlanması en kıymetli, en önemli olanı. Yani leke tedavisi eşittir işte 4 kez mezoterapi diyemiyorsunuz. Mesela bu basit bir güneş lekesi olabildiği gibi tüm yüzü kaplayan çok ciddi işte yanık lekeleri vesaireler olabiliyor. Onun için kişiyi görüp, kişiyi değerlendirip, lezyonun kökenini anlayıp, kişinin yaşam tarzıyla beraber ona uygun olacak şekilde bir tedavi planlayıp bunu uygulama en etkin ve efektif tedavi. Yani bazen şöyle oluyor mesela, arkadaşlarla konuşurken de çok duyuyorum. Ben yüzüme dermapen yaptıracağım. Şurada yaptırayım. Tamam hadi gideyim yaptırayım. Ama aslında böyle olmaması gerekiyor herhalde değil mi? Yani kulaktan benim cildimde şöyle bir sıkıntı var. Buna uygun hangisi onu yaptıralım gibi olması gerekiyor. Ama tam tersiyle gidiyoruz. Evet. Hastalar bizi arıyorlar. İşte hocam şurası için şu tedaviyi yaptıracağım. Peki diyorum bir gelin bakalım. Geliyorlar, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Aslında kişinin başka bir tedaviye ihtiyacı olduğunu keşfediyoruz. O anda anlıyoruz. Kişiye bunun sebeplerini, niyesini, nedenini detaylıca açıkladığımız zaman kişi anlıyor, ikna oluyor ve o tedavi metoduna yöneliyor. Hani kafasında kilitlendiği, ben evet komşum şunu yaptırdı, ondan çok fayda gördü, ben yaptırırsam ben de aynı faydayı göreceğim düşüncesiyle hedefine kilitlenmiş bir füze gibi bize gelirken biz aslında onun yönünü değiştirip bak arkadaşım senin şöyle şöyle bir problemin var. Bu problemin en etkili ve efektif çözümü aslında şu tedavi metodu olsa daha iyi olur deyip ikna edip, çevirip, tedavi edip gönderdiğimiz hastalarımız oluyor. Çok zorlanıyor musunuz Meral Hanım bu konularda?
Tabii kişinin yani mesela hiç işlem yaptırmamış bir kişiyle çalışmak daha iyi. Birçok işlemi yapmış, kulaktan dolma bilgilerin hepsini denemiş, birçok yere gitmiş. Sonrasında gelinen cilt daha zor. Dolu kabı doldurmaya çalışmak gibi bir şey yani. Zaten kap dolu, onu biz nasıl dolduralım? Yani bu, tabii ki. Ya bir de mesela şimdi cilt bakımından falan da bahsedeceğiz. Tabii ki asıl işin pirisisiniz ama cilt bakımında cilde temizlemek için yapılır, öyle değil mi? Tabii ki. Cilt bakımının amacı budur. Yani ondan sonrasında böyle çok fazla bir değişiklik, yüzde çok ciddi bir değişim olmaz. Öyle bir şey söz konusu değil ama insanların beklentileri birazcık fazla oluyor sanırım. O yüzden ben sizin işinizin hep çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Mesela geliyorsun, cilt bakımı yaptıracağım diyorsun ama çıktıktan sonra böyle daha farklı bir şeyler bekliyor. Tabii. O biraz daha plastik cerrah kısmına giriyor. Yani evet. O çok afaki değişiklikler onun işi oluyor. Yani plastik cerrah işi oluyor. Bizim işimiz cildimize duruluk, temizlik, cildimize derinlemesine bakmak, hücre yenilemek. Bizim işimiz bu. Biraz sabır işi esasında. Ben genellikle bunu toprağa tohum atmaya benzetiyorum. Hı hı. Biz aslında toprağa tohum atıyoruz. Bu tohumun bakımı, sulanması, ilgisi, alakası, kişinin kendi yaşam kalitesini de arttırmasıyla alakalı bir şey. Zaman içinde bu tohum filizleniyor, büyüyor, yeşeriyor. Aslında yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz ama bir plastik cerrahın aldığı hızda ve sürede almayabiliyoruz. Mesela birazdan mezoterapi ile ilgili konuşacağız. Hı hı. Biz zahmetli, külfetli, uzun, meşakkatli bir yoldan o kadar doğal ve güzel randımanlar ve sonuçlar alıyoruz ki kişi de kalıcı ve gayet hani yüz güldürücü değişiklikler görüyoruz. Ama tabii bu biraz sabır ve zamanla oluyor. Çünkü hemen tohumu attığınızın ertesi günü bir ağaçtan meyve alamayacağınız gibi onun bir büyümesi, filizlenmesi, yerine oturması, meyvesini vermesi gerekiyorsa bu tür tedavilerde de biraz sabırla ve zamanla çok güzel, çok tatlı meyveler yiyor hastalarımız. Olmaz. Biz sihirli değnek istiyoruz. Biz geleceğiz. Şöyle bize dokunacak sihirli değnek. Sonra istediğimiz olacak ve çıkacağız. Onu da en son o zaman botulinum toksin uygulamalarında konuşalım. Evet, o da mı var? Var. Tamam. Evet. O zaman hocam ben başlıyorum cilt bakımı nasıl yapılır diye. Cilt bakımı nedir, nasıl yapılır? Buyurun. Cilt bakımı nedir? Şimdi cildin yapısından biraz bahsedelim. Cilt 3 yapıdan oluşur. Epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis en dış katman. Dermis orta katman. Ter bezlerinin ve kıl köklerinin olduğu kısım. Hipodermis de en alt yağ tabakasının olduğu kısım. Bu şekilde epidermis kısmında şöyle olur. Biz genelde medikal cilt temizliği de vardır ama ben hidrofacial'dan biraz bahsetmek istiyorum. Hidrofacial'ı size duymuştum. Neydi? Sloganı neydi Hidrofacial'ın? Onun çok güzel Amerikan güzelliği diye de geçiyor. Cildi katman katman temizliyor. Derinlemesine temizliyor. Vakumlu temizliyor. Hı-hı. Başlığı var. Bizim özel solüsyonlarımız var. Bazen kendi özel karışım serumlarımız var. Hazır serumlarımız var. Biliyorsunuz bu kozmetikte birçok marka var. Birçok kozmetik ürünleri var. Biz klinik tarzı ürünlerle çalışıyoruz klinimizde. Yani internet ortamında satılan veya hani o şekilde her yerde bulunan ürünlerle çalışmıyoruz. Doktorlu yerlerin kullanabileceği ürünlerle çalışıyoruz. O yüzden kişinin durumuna göre biz bu hidrofacial'ı ince çizgilerde, aknede, scar izlerinde, böyle ufak tefek yanıklarda, yara izlerinde, mesela renk eşitsizliğinde, hı hı, hepsinde kullanıyoruz. Bu 4 seans uygulanabilir. Hiç yaptırmamış kişi için haftada bir şekilde. Daha sonra ayda bir şekilde uygulanabilir hidrofacial. Başlangıcımız öncelikle cilde bir buhar veriyorum ki daha güzel derinlemesine, hani bir kusturuyoruz cildi. Daha sonrasında vakumlama şeklinde onun özel solüsyonlarıyla temizliyoruz. Daha sonrasında onun buz terapisi var. Gözeneklere bu nemlendirdiğimiz nemi gözeneklere hapsediyoruz. Üçüncü aşamamız da LED tedavisi. Işıkla beraber. Mavi ışık mıydı? Mavi, kırmızı, yeşil ışık oluyor. Bununla beraber gözenekleri sıkılaştırıyoruz. Siyah noktalarda da çok etkili bir tedavi yöntemi. Hidrofacial yaptıran farkı fark eder. Bize gelenler genelde çok memnun kaldıklarını söylüyorlar. Bir freshlik, bir
parlaklık, bir hafifleme, cildimin nefes aldığını hissettim diyorlar genelde. Bu şekilde. Peki hidrofacial her yüze yapılır mı? Her yüze yapılır, her yaşa yapılır. Bakım olarak yapılır değil mi? Kadın, erkek fark etmez. Aynen, herkes her şekilde yaptırabilir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Sıfırdır yan etkisi. Doğru kişiler ve doğru uygulamayla beraber bu şekilde yaptırılabilir. Size yaptığım zaman siz de gelip hemen programımıza devam edebilirsiniz. Tamam, işte onu özellikle söyleyelim işlemlerde. Aynen. Hocam siz bir şey söyleyeceksiniz sanırım. Yok, biz hidrofacial... Hani az önce şey dediniz ya, hemen sonuç alan bir metot mu? Evet, hidrofacial hemen sonuç alan bir metot. Biz bazen hidrofacial'ı Mehra Hanım sağ olsun, hani benim mezoterapi uyguladığım kişilere ön bir bakım olarak yapar. Gözenekleri, cildi açar. Ondan sonra ben mezoterapi işlemine başladığım zaman çok daha güzel bir sonuç ve randıman alıyoruz mezoterapi işleminde. Ama sadece hidrofacial'dan bile çok çok yüz güldürücü sonuçlar alıp bana bu bile yetti diyen hastalarımız oluyor. Tabii Mehra Hanım çok titizlenerek çalışıyor. Hı hı. Bunu yani birçok yerde yaptırmışsınızdır veya görmüş duymuşsunuzdur. Çok efor sarf ediyor, çok emek veriyor. İşine titizlenerek ve hassas bir şekilde yapıldığı zaman da haliyle yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Normalde yarım saatlik bir işlem olarak görünür ama ben o işlemi bir saat yaparım. Biraz detaylandırırım. En sonunda yüz masajıyla kapatırım. Mesela benim yüzüm çok hassas bir yüz. Hı-hı. Benim yüzüm şöyle birazcık bir kaşısam, hafif kaşımış olsam bile kızarıklık oluşur orada. Hı-hı. Roza ciltlere bile uyguluyorum. Roza yüzü mü olur? Roza cilt mi olur? Evet, hassas oluyorsun. Uygulanabiliyor mu? Tabii ki de uygulanabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz yağlı ciltlere. Yani sorunlu bütün ciltlere uygulanabilir. Akne problemi olan ciltlerde, akne sivilce problemi olan ciltlerde? Ciltlerde de uygulanabilir dikkatli bir şekilde. Biz sivilceli ciltlere başka yani protokol oluşturduğumuzda onun yüz hacamatı da katıyoruz araya. Hı. Aslında sivilce, yani halk dilinde sivilce ama akne olan, ismi akne olan sivilcelerin hacamat yapıyoruz biz, yüz hacamatı. Hani bunların kurutulması, yani bu sivilcelere aslında hiç müdahale edilmez. Ben öyle duymuştum. Evet, ama hacamatla müdahale edebiliyoruz. Aralara biz giriyoruz. Ayrıca ozon tedavisinin, hani geçen programda anlatmıştık ya, birçok uygulama alanı var diye. Ozon tedavisinin etkili olduğu alanlardan bir tanesi de akne tedavisi. Hem lokal hem sistemik olarak ozon tedavisini uygulayarak da akne tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar nasıl alıyoruz. Nasıl yapıyoruz güzellikte ozon tedavisini? Ozon tedavisini hem belirli dozlar, uygun dozlar ayarlayarak birebir cilde uygulama şeklinde de yaptığımız gibi aynı zamanda sistemik uygulama, yine kanla karıştırıp doku dolaşımına vererek o şekilde de ozon tedavisinin aknede veya işte diğer yağlı ciltlerde uygulamasını sağlıyoruz. Cildin karakteristiğine oynuyoruz. Cildin karakteristiğini değiştiriyoruz. Çünkü akneyi bir kükürtlü sabunla da veya farklı basit bir kremle de önce söndürebilirsiniz. Yani tedavi ettim zannedersiniz. Oysa alttan tekrar ve tekrar o akne gelmeye devam edecektir. Cilt yapısı, cilt karakteristiği değişmediği zaman cilt sürekli yağ sekresyonu yaptığından gözeneklerin tıkanması, ufak tefek kistlerin, koledonların veya çeşitli işte apsevari aknelerin oluşmasına sebep olabiliyor. Biz özellikle ozon tedavisiyle cilt karakteristiğini oynayarak cildin yapısının, yağlı olan yapısının değişimini sağlamaya çalışıyoruz. Hmm. Bu şekilde kalıcı ve etkili sonuçlar alıyoruz. Yoksa akne birçok yöntemle, birçok metotla söndürülebilir. Evet. Şimdi akne için genelde verilen tedaviler bu ilaç tedavileri oluyor ya. Evet. İzleyicilerimiz de biliyorlardır zaten, onu böyle uzun süreli kullanmak gerekiyor ve ciddi bir şekilde vücutta değişikliklere sebep oluyor. Böbrek ve karaciğer hasarlarına sebep olabiliyor. Yani bunu kullanmaya gerek bırakmayacak yöntem değil mi? Ozon tedavisi. Aynen öyle. Bize bu ilaçları kullanıp 3 defa kullandım geçmedi, aynı sivilceliğim deyip başvuranlarda da biz çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Yani o akne tedavisine, ilaç tedavisine rağmen, çeşitli işte farklı diğer uygulamalara rağmen çözüm bulamamış ama gelmiş bize güzel sonuçlar almış hastalarımız mevcut. Ne güzel, böyle bir tedavi varsa hiç ilaca gitmesin hastalar. Az önce dedim ya, bizdeki olay, önemli olan şey tedavi olarak bakıyoruz. Yani bir güzellik merkezi, güzellik salonu bakış açısından önce işte gel sana 4 seans şu paketi uygulayacağım, oldu oldu, olmadı olmadı değil. Eğer hastamızda çözüm bulamıyorsak
alternatif ne yapabiliriz, ne geliştirebiliriz, nasıl çözebiliriz? Bu gerekirse yurt dışı yayınları, makaleleri tarayarak bu yurt dışında neler yapılmış, hangi formüller girilmiş, neler olmuş, neler bitmiş. Yani bizde hazır formül yoktur. Bazen hiç umulmadık olmadık bir şeyi de bir formülün içine karıştırıp kendi hazırladığımız kombinasyonlar ve kompleks tedavilerle de çok değişik, güzel, yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz. Sizin hazırladığınız kompleks tedaviler de mevcut, evet, değil mi? Geçen programda da yine var. Bahsetmiştik. Aynen öyle. Bahsedeceğiz mi onlardan da? Ederiz. Yavaş yavaş gidiyoruz herhalde. O zaman aynen, Dermapen'e geçiyorum. Hiç vakit kaybetmiyorum. Tamam. Dermapen uygulaması nedir? Hangi rahatsızlıklarda uygulanır? Bunların hepsinin arasına bu akne ile alakalı olan kısmı da sıkıştıralım mı? Tabii ki de. Dermapen 1900'lü yılların başında beri uygulanan klasik bir cilt bakım temizleme ürünüdür. Yine yani bir tedavi yöntemidir. Bunun da yine dermapen bir kalem şeklindedir. Üzerinde ucunda her başlığı biz her hastaya farklı farklı başlıklar açarız. Kişiye özeldir bu başlıklar. Nanoteknolojisi, mikro iğneleme sistemi bu. Birçok iğne var başlıkta. Mikro iğnelemeler yapar. Yandan vereceğimiz solüsyonu, hazır serumu ya da kendi işte PRP, kişinin kendi kanından ayrıştırdığımız büyüme hormonlarını dermapenle beraber yüze uygularız. Bu da yine ince kırışıklıklarda, yüz kuruluklarında, hyaluronik asit nemlendirme, cildin nemlisizliğinde, yine aknede, scar izlerinde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hemen ertesi gün işe dönüş olur mu? Benim dermapenimde oluyor. Çünkü benim dermapenim nanoteknoloji kliniğimizde kullandığımız ürün o şekilde. Akne. Nanoteknoloji kanatmıyor. Şimdi dermapen deyince insanlar internetten bakıyor böyle kanamalı falan böyle farklı bir şey, acılı gibi görünüyor. Hayır öyle değil. Şimdi son teknoloji kanamasız. Günlük rutin hayatınıza tekrar hidrofacial gibi devam edebileceğiniz bir tedavi yöntemidir. Yoğun kan sulandırıcı tedavi alan hastamız geldi. Kan sulandırıcısını aldığı dönemde bile dermapen yaptık, uyguladık. Herhangi bir kanama, morarma, herhangi bir sıkıntı olmadan, hiçbir solüsyonun bir damlası boşa gitmeden tüm solüsyonu yüzüne emdirecek şekilde bir teknoloji bu. Nanoteknoloji iğneler. Normalde bilirsiniz işte 11, 24, işte 36 şeklinde işte iğne uçları vardır. Dermapen'in Ümeyra Hanım'ın da açıkladığı gibi mantığı özellikle yüzeyel çokça darbe uygulayarak hem cildi uyarıp işte cilt altında ki hücrelerin özellikle fibroblastların işte kolajen, elastin gibi maddeleri sentezleyip kendi kendini o bölgenin uyarması. Aynı zamanda dışarıdan verilen herhangi bir solüsyonun o ufak tefek deliklerden içeriye doğru süzülerek gidip derinin alt tabakalarına gidebildiği kadar, süzülebildiği kadar süzülmesi. Normalde siz bir kremi yüzeyel uyguladığınız zaman epidermisten aşağıya ne kadar emilirse o kadar. Evet. Dermapenle uygulama yaptığınızda epidermisin bir tık hafif biraz altına gidebiliyor. Ama bizim esas yaptığımız mezoterapide en alt tabakalara kadar gidebilen, tüm hücrelere hitap edebilen, derinin bütün katmanlarını işin içine alan bir tedavi metodu olduğundan dolayı mezoterapi adım be adım yüzeyel krem vesaire solüsyon uygulaması, dermapen, mezoterapi. Hani küçükten büyüğe doğru gittiğimiz zaman böylece dermapen, bir tedavi sıralaması mevcut. Mezoterapi aynı değil değil mi? Aynı değil. Dermapen biraz daha yüzeyel kalıyor. Göndermek istediğiniz hem sıvının etkisi hem de iç bölgeye, derinin daha alt deri tabakalarına, katmanlarına ve hücrelere uyarıları biraz daha kısa, güdük kalmış vaziyette iletiyorsunuz. Mezoterapi de daha etkili, daha güçlü, daha radikal, daha kökten çözümler elde etmiş oluyoruz. Şimdi hidrofacial'la dermapen acısız bir işlem. Sıfır acı. Bak bu da çok önemli. Mezoterapi, lokal anestezi yapıyoruz biz. Yüzümüzü uyuşturuyoruz. Bu dekolteye, boyun bölgesine de uygulanan, mezoterapi vücudun bütün bölgesine uygulanan iğneli işlem demek zaten. Biz lokal anesteziyle acı kişiye göre değişiyor ama acı hissetmedim diyenler de oluyor, çok acı diyenler de oluyor. Mezoterapi böyle bir şey. Yani mezoterapide aslında Ümeyra Hanım'ın da dediği gibi işte şeyi
ağrının etkinliğini azaltmak için etkili Kore'den getirdiğimiz lokal anestezi kremlerimiz var. Bu kremle çok güçlü uyuşukluk sağlayabiliyoruz. Anestezi etkisi gösterebiliyor vücutta. Ayrıca neredeyse saç teli büyüklüğünde, yani kalınlığında diyeyim daha doğrusu, hayalet iğnemiz mevcut. Bu hayalet iğneyle de olabildiğince en az düzeyde acıtacak, rahatsız edecek şekilde iğneleme yapıyoruz. Mezoterapinin, ben birazdan aslında gireyim, çok şeyle karıştırdık, evet, biraz dermefenle sırayla gidelim. Neyse, daha sonrasında ben dahil olayım. Peki. Bir de şeyi soracağım. Mesela şimdi yaz mevsimine giriyoruz. Yaz mevsiminde bazı işlemler yapılmaz ya, dermefen yapılabiliyor mu? Dermapen yapılabilir. Burada şöyle, lazerli işlemler genelde yazın önerilmez. Hydrofacial ve dermapen ikisi de yapılabilir. Burada dermapenden sonra da, yani normalde günlükte güneş, biliyorsunuz önümüz yaz. Güneş kremi kullanımından da biraz bahsetmek isterim aslında, evet, bu işlemler sonrasında. Güvendiğimiz, kalitesine inandığımız, araştırarak bilgi edindiğimiz bir güneş kremi markası. İki parmak şekli vardır. Buraya ve buraya birer damla sıkıp 2 saate bir bu şekilde güneş kremiyle cildimizi sürekli kremlememiz gerekiyor. Güneşin ışınlarından korumak için 50 faktör olması gerekiyor. Hı hı. Geniş şapkalar kullanılabilir, geniş güneş gözlükleri kullanılabilir cildimizi sağlığı için, lekelenmemesi için. Devamlı süreceğiz mi güneş kremi 2 saatte bir? Cildinizin genetiğiyle alakalı. Eğer ki yapınız çok lekelenmeye müsait değilse, genetiğiniz güzelse, yine dediğimiz gibi güzel besleniyorsanız, güzel suyunuzu tüketiyorsanız çok zaten az lekelenirsiniz büyük ihtimalle. O kişi kendi bilecek onu. Çok hassas ciltler için lekeye çok açıksa 2 saate bir güneş kremini kullanmakta fayda var. Özellikle güneş altına çıktığınız dönemlerde, o güneşin direkt ultraviyole ışınlarına maruz kaldığınız dönemlerde güneş kremi hakikaten önemli, çok kıymetli. Hem cilt sağlığı için çok çok önemli, işte lekeler vesaire, bunun için olduğu gibi aynı zamanda da cilt kanseri gibi durumlardan da koruma amacıyla güneş kremini aslında sadece hani kozmetik olarak düşünmemek, hı hı, lazım. 7'den 70'e herkesin güneş altına çıkan herkes kullanması gereken bir bakım aracı diyelim. Peki bu kapatıcılı güneş kremleri oluyor ya, onları öneriyor musunuz? Öneriyorum. 50 faktörlü olabilir, 30 faktörlü. Kişiye göre, kişiye soruyorum hani lekelenmesiyle ilgili ne gibi bir durumları var. Kullanılabilir, daha kolay, daha pratik. Tabii ki de şeffaf da öneriyorum. Aslında ben güneş kremi şöyle kullanmalarını öneriyorum. Alta şeffaf güneş kremi, üste kapatıcılı güneş kremi daha da iyi olabilir. Ha, o şekilde kullanalım. İki tabii, tane kullanalım. Yani benim özel fikrim bu. Evet, nemlendirici kremimizi etkili de sürelim mi en alta? En alta sürelim. Ben en alta genelde Hindistan cevizi yağı öneriyorum. Bilmiyorum. Benim için iyi. Yüzde tüylenme yaptığıyla ilgili bazı, hı hı, söylentiler bende oluşmuyor. Ben yüzümün, cildimin güzelliğini Hindistan cevizi yağı ve güneş kremine borçluyum. Bakın, görüyor musunuz, işte detaylı sormadan söylemiyor noktaları. Hümeyra Hanım, biraz sıkıştıralım. Ne yapıyorsunuz mesela? Cilt bakımınızı size anlatın. Şöyle, ben nasıl insanların, kişilerin vücut tarağı var, fırçası var, vücut fırçası ve saç fırçamız var değil mi? Yüz fırçalarımız da olmalı. Ve ben manuel yüz fırçaları kullanmalarından yanayım. Kan akışını, oradaki kılcal damarları hareketlendirip hücre yenilenebilir, ölü hücre gidebilir. Bunu günlük rutin duş aldıklarında yüz fırçalanmalı ve çıkınca nemlendirici ya da Hindistan cevizi yağıyla, güneş kremiyle dışarı fresh bir şekilde çıkabilirler. Hani bu son dönemlerde çıkan elektronik fırçalar var ya, onları, evet, tavsiye ben onları ediyor musunuz? Önermiyorum. Ben hangisini önermiyorum? Nasıl bir şey alalım? Ben sıradan, yani bu her yerde satılan sıradan yüz fırçalarını öneriyorum. Var. Diş fırçası gibi, evet, var. Saç fırçası gibi yüz fırçaları var. Onlardan öneriyorum. Çünkü onun kullanımı daha pratik. Belki tahrişi de biraz azaltıyor. Ondan dolayı diğeriyle kontrolsüz bir ciltte tahriş oluşturabileceğinden dolayı manuel fırçayla istediğiniz şekilde istediğiniz temizliği yapabilirsiniz. Bunu duşta kullanacaksanız o şekilde, ama kuruyken de bu at kılından, keçi kılından üretilen yüz fırçaları, vücut fırçaları var. Vücut fırçaları içinde susam yağıyla beraber, yani önce kuru fırçalıyorsunuz yukarıya doğru. Zaten her şey yukarıya doğru yapılmalı. Yüzde de, vücutta da. Yukarıya doğru taranarak, tarama şekliyle
kan akışını hızlandırıyor. Karıyor zaten. Doğru. Tamam. Evet. Ona da dikkat edelim. Biraz daha konuşturalım. Başka ne yapıyorsunuz? Başka bu şekilde. Yani temizlik çok Sizden önemli. Siz daha önce yaptırdınız mı? Evet. Aha, kendime yapıyorum. Kendi kendinize mi yapıyorsunuz? Evet. O kendi kendine uygulayabileceğim bir şey çünkü. Bunun malzemeleri satılıyormuş herhalde. Evde kendi kendine deneyenler de varmış. Ama siz bildiğiniz için uyguluyorsunuz. Derma normalde. Evet. Bilmiyorum evde şey var, fırçası var. Siz duydunuz mu hocam? Böyle tekerlek şeklinde ucu. Onlara derma roller deniyor onlara. Derma roller, derma penden farklı. Derma roller'ın da mantığı, o derma roller'ların da ucunda bir iğne var. Yüze özellikle belirli yine uyaran vererek yine aynı şekilde hem tamir mekanizmasına uyarıp hem de ufak tefek gözenekler açarak işte evde kullanılabilecek işte ev tipi bazı serumlarla yüze bakım yapabiliyor bayanlar. Hatta bazen işte dermapen sonrası da derma rollerla şuna devam et diye öneride bulunduğumuz hastalar olabiliyor. Yalnız orada şu nüansa çok dikkat edilmeli. Kullanılan solüsyonlar eğer iyi değilse, kalitesizse, alerjen özelliği fazlaysa olmadık yüzde ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu yönden biraz sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Onun için güvenilir, iyi bir kaynaktan, referansları doğru bir yerden kaliteli malzemeler kullanarak tedavi görmelerinde fayda var. Zaten ben evde bu tarz işlemleri yapanlara gerçekten çok şaşırıyorum. Yani ne cesaret diyorum. Evet. Ben yapamam. Yani yapılabilir ama şöyle temiz bir yer tercih edip, temiz bir klinik tercih edip rutin yaptırılabilir. Eğer ki evde ürünleri de varsa ufak bir yere deneyip hani alerjik reaksiyon oluşup oluşmadığına baktıktan sonra diğer yerlerine hani uygulayacağı kısma uygulamak daha uygun olur. Mesela lekeye çalışıyorsunuz. Leke üzerinde uğraşırken fazlaca oluşturduğunuz tahriş belirli bölgelerde melanositlerin cilt altı pigment hücrelerinin o bölgeye toplanıp farklı türlü daha büyük lekelerin oluşmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bunu sadece kişiler kendi evlerinde değil, farklı türlü yerlerde yine yanlış uygulamalar neticesinde derinleşmiş, büyümüş, çok sıkıntılı lekeler bize geliyor bazen. Görüyoruz, değerlendiriyoruz, işte elimizden geldiğince çözüyoruz. Yanlış uygulamalar, yani kişinin hem kendine yaptığı yanlış uygulamalar hem de yanlış yerlerde yapılan yanlış uygulamalar var olan durumunuzu gerileteceği yerde daha da şikayetlerinizin fazlalaşmasına, sıkıntınızın artmasına sebep olabilir. Onun için doğru şeyin seçimi, doğru metotla yapılması ve doğru tedavi planlanması çok kıymetli, çok önemli bunda. Yani o yüzden ciltle alakalı bence bir şey yapılacağı zaman şurada ucuzmuş ya da şurada şöyle bir kampanya varmış falan gibi değil de biraz daha olurunu düşünerek yaptırmak gerekir herhalde. İki türlü şey var. Birincisi yüz sizin vitrininiz. Dışarıdan insanlar sizin yüzünüze bakarak konuşuyorlar, yaklaşıyorlar, anlaşıyorlar, kabul ediyorlar vesaire vesaire. Yüz çok kıymetli bu yönden. Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük hazinelerden de bir tanesi. İkinci hususta da yüz özellikle deri çeşitli damar vasıtasıyla ve kafa içi boşluklar vesilesiyle beyine kadar gidebilecek bir şey, dış organ diyelim, yüz derisi. Burada yapılacak bazen yanlış hatalı işlemler, uygulamalar olmadık bir enfeksiyon neticesinde menenjit dediğimiz beyin zarı iltihaplanmasına da dahi sebep olabilip kişinin ölümüne kadar gidebilecek sıkıntılara sebep olabilir. Onun için olmadık şeylerde, olmadık yerlerde olmadık işlemler yaptırılmaması gerekiyor. Bir şey olmak lazım. Evet. Siz bir şey söylüyordunuz. Özellikle bize lazer yanığı çok geliyor. Yani evet, onu çok görüyorum evet. Ben de. Çünkü şöyle ya tabii ki de doktorlu yerlerin lazer yapması ve güzellik merkezlerinin de lazer yapması. Yani ikisi ayrı şeyler aslında. Yüze yapılacak lazerle vücuda uygulanan lazer aynı şey değil. İkisi farklı. Giden kişilerin özellikle bunu sormalarını öneririz. Cihaz kalitesi çok önemli. Uygulayıcı kişi çok önemli. Dozajlar çok önemli. Yani derinin inceldiğini bilmesi gerekiyor. Mevsimine doğru seçmesi gerekiyor. Uzmanına doğru seçmesi gerekiyor. Yani bazen işte önümüze düşüyor kampanya yapacağız diye çok olmadık öldüm fiyatlara, olmadık işler, olmadık şeyler geliyor karşımıza. İnsanlar iyi cesurlar, iyice gidiyorlar oralarda işlem yaptırıyorlar, bilemiyorum. Hepsinden sonra bir de toparlama kısmı var ama. Neyi soracaktık şimdi ben anlamadım tam. Neye bakalım?
gittiğimizde? Lazerin ne lazer olduğunu, yani doktorların kullandığı lazer cihazıyla güzellik merkezinin kullandığı lazer cihazı farklı. Hepsinde değil mi? Tabii. Yani ben güzellik merkezlerinde de güzel lazer cihazları oluyor ama onların kullandığı lazeri doktorlar farklı bir lazer kullanıyor. Yani doktorların kullandığı lazer cihazını güzellik merkezleri kullanamaz. Böyle bir şey var. Sadece doktorlar kullanıyor. Bizde lazer yok ama bize çok lazer yanığı geldiği için biz bu durumun farkındayız. O yüzden insanları gerçekten çok bilmeyen insanlar var. Her şeyi herkese yapıyorlar, uygulanıyor ve lazer yanığıyla geliniyor. Yani bunlar gerçekten çok üzücü. Merkezi doğru seçip yapan kişinin işini bilip bilmediğinden emin olup doğru bir tedavi planlamasıyla doğru şekilde yapılmasından yanayız. Dediğimiz gibi biz uygulamıyoruz o tedaviyi ama hastalarımıza önerdiğimiz o. İlla ki o tedavi yapılacaksa, elzemse, indikasyonu varsa bunu bilen kişiler tarafından ve doğru şartlarda kaliteli, iyi bir ortamda yapılması çok kıymetli, çok önemli. Evet, mesela bir şey daha soracağım. Diyelim ki birkaç işlem yaptırdı bir hanımefendi. Yani hanımefendiler yapıyor böyle beyefendi. Şey. Beyefendiler de beyefendiler geliyorlar. Artık yok. Yani hanımefendiler kadar beyefendi hastalarımız tamam, evet. Da mevcut. O zaman onlar hem hanımefendi geliyor. Hem beyefendi. İkisinden evet. De bahsetmiş olayım. Yüzünde lekeler kaldı. Ya da böyle hoş olmayan sonuçlara sebep oldu. O yaptırdığı işlemler. Bu şekilde size geldiği zaman siz yine de bir çözüm önerisi sunuyor musunuz? Sunuyoruz. Evet. Çünkü daha çok böyle kişileri yok siz kendi merkezinize başvurun falan diyerek bir gönderirler. Tam tersine çözüm biz esasında diğer yerlerde çözüm bulamamış hastaların bizi bulduğu yerdeyiz. Demiştim ya az önce biz biraz zoru seviyoruz. Zor olanla uğraşmayı seviyoruz. Hani gitmiş aynı veya bir merkezin bozduğu demeyelim. Kendinde ciddi derin bir problem var. Herhangi bir yer çözememiş. Farklı bir kliniğe gitmiş, orada çözememiş, bize geliyor. Ya işte git arkadaşım onlar uğraşmış da olmamış, biz de yapamayız demiyoruz. Biz onu alıyoruz. Dediğim gibi kendimizin de geliştirdiği farklı tedavi prosedürleriyle onu memnun kalacağı ve güzel sonuçlar alacağı bir yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Biz böyle hastalarla uğraşmaktan da zevk alıyoruz. Bak bu güzel işte. Siz ne diyeceksiniz? Ya biz güzellik evet vitrini dedi Emre Bey. Cildimiz gerçekten vitrinimiz. O yüzden bizim bu uyguladığımız işlemlerin yanı sıra biz ev devam ürünleri de veriyoruz. Ev devam ürünlerini kullananlarda daha çabuk sonuç alıyoruz. Böyle de bir parantez açmak istedim. Bu çünkü az önce de dedim ya tohum atıyoruz. Hani saksının içine bir tohum attık. Güzel, iyi. Arada bir su vereceksiniz. O toprağa biraz gübre katacaksınız. Işık gören bir yere götüreceksiniz. Yani sadece tohumu attım hadi o bir çıksın bekleyeyim. Çıkar, güdük bir şey çıkar. Ama daha böyle gür, daha etkili, daha şey bir şey için hem devam ürünleri ayrıca bir de kişiye de özellikle yaşamsal kalitesini arttıracak şeyler öneriyoruz. Evet. Düzenli uyku, sigarayı bırakma, daha az radyo aktiviteye maruz kalma, bol su tüketimi, vitamin vesaire öneriler, tavsiyelerimiz oluyor. Desteklemek şart. Reklama mı gidiyoruz? Reklama mı gidiyoruz? Tamam. Bu arada benim de kaktüsümü soranlar olmuş. Onu çok beğendiğim için aldım getirdim buraya koydum. Şöyle gülen suratlan kaktüsü çok severim. Evet. Güzelmiş. Değil mi? Güzel. Bence de. Burada dursun. Az bakımlı. Az bakımlı. Ama yüz gibi değil değil mi? Yüze değil. Çok bakacağız. Kendimize çok bakacağız. İçi su dolu. Tabii. Hı. O işini biliyor. Evet. Sulu. Biz öyle değiliz. Kapatıyorum o zaman. Bir reklama gidelim. Hı. Evet efendim. Hayatın içinden çok kısa reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Evet efendim hayatın içinden devam ediyor. Şimdi yine ciltle alakalı konuşmaya da devam edeceğiz. Mezoterapiye geçelim mi? Olur. Herhalde dermapenle alakalı falan her şeyi konuştuk. Aynen. Mezoterapi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Mezoterapi cildin neredeyse tüm tabakalarına belirli boyutlardaki iğneler vesilesiyle ilaç zerk etme ve bu ilacın hem ciltte hem cilt altı dokulardaki organlarda
gösterdiği etki 80'li yıllar itibariyle özellikle Fransa'daki Pasteur Enstitüsü aracılığıyla gelişen bir tedavi metodu tüm dünyaya yayılmış durumda. Mezoterapi sadece hani güzellik için kullanılıyor gibi bir algı oluşmasın. Mezoterapinin iki farklı ayağı var. Bir tanesi ağrı mezoterapisi denen bir yöntem ve metot. Bunda çeşitli anti-inflamatuar ilaçlar, özellikle sistemik yani ağızdan veya damar yoluyla işte tüm hücrelere gidecek şekilde sistemik ağrı kesici kullanamayan hastalarda alerji olabilir. Yani dayan etkilerinden korkulduğundan dolayı olabilir. Herhangi bir bölgedeki ağrısını azaltmaya yönelik deriden minimal ilaç uygulanmasıyla bu ilacın derinin alt tabakalarından içeriye doğru kayıp akıp o dokuda, o organda onarım, tamir oluşturması mekanizmasına dayanan ağrı mezoterapisi olduğu gibi. Bir de medikal estetik yönü olan estetik mezoterapi var. Bu da özellikle işte saç derisinde, yüzde, dekoltede çeşitli lezyonlarda nedir bunlar? İşte sarkma, kırışıklık, işte skarlar, yaralar, akneler vesaire, izler, lekeler, bunların tedavisinde çeşitli vitaminlerin, amino asitlerin, antioksidanların, kişinin kendi kanından elde ettiğimiz büyüme faktörlerinin iğnelerle cilt içine uygulanması metodu medikal mezoterapi. Buyurun. İğnesi ince değil mi hocam? İğnesi ince. Biz hayalet iğneler kullanıyoruz. Az önce de dediğim gibi bu neredeyse saç kılından ince iğnelerle uygulama yapıyoruz ki hastalarımızın canının yanmaması bizim için çok önemli, çok kıymetli. Elimizden geldiğince minimal hisle hastamızı en iyi şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Hangi durumlarda uygulanır, uygulanması gerekir ve nasıl uygulanır? Mezoterapi. Evet. Yani mezoterapi mimik çizgilerinin başlangıcında mesela botoksa gerek duymadan önce çok 30-25'ten sonra uygulanabilir. Hı hı. 25 yaştan sonra doğru bir şekilde uygulanabilir. Yılda bir defa, yani 25 yaşına yılda bir defa yeterli olabilir, yine Emre Bey konuşsun. Ama biz bunu 6 seans, 8 seansa da çıkartabiliyoruz. Botoksa daha geç ihtiyaç duyar kişi. Mezoterapiyi minimal mimik çizgileri, işte çim bıyığı dediğimiz buradaki mimik izleri, çok gülen birisiysek özellikle. Hani bunlara önceden mezoterapi yaptığımız zaman ne dolguya ne de botoksa çok erken başvurmak zorunda kalmayız. Tabii biz botoks da uyguluyoruz. Emre Bey botoks da uyguluyor. Tabii botoks da güzel bir şey. Hem maseter botoksu hem mimik alın çizgileri, göz, kaz ayakları için uyguluyoruz. Ama ne kadar erken mezoterapi, ne kadar mezoterapi, o kadar yaşınızın en iyisisiniz. Bunu zaten mezoterapi denildiği zaman artık en son bu. Yani tohum atma dedi ya biraz önce doktor bey de, hani bu şekilde. Aynen öyle. Tohum atma dediğimiz şey bu. Mantığı da şu esasında. Mesela yüz için konuşuyoruz şimdi. Yüzde alt bölgedeki fibroblastları uyarıyoruz. Bunların salgıladığı kolajen ve elastin aracılığıyla cildin gerginliğini ve daha sıkı, daha genç, daha gergin görünmesini sağlıyoruz. İkincisi, melanositler bir bölgede birikmiş, leke oluşturduysa onları dağıtacak, açacak. Özel serumlarımızı uygulayıp o bölgede leke açılmasına ve cilt tonunun eşitlenmesini sağlıyoruz. Tam tersine vitiligo hastalarında özel bir serum uygulayarak o bölgenin de pigmentleşmesini sağlıyoruz. Vitiligo dediğimiz şu beyaz ala denen hastalıkta mesela gibi. Hani iki yönlü de tedavi uygulayabiliyoruz. Esasında tedavi uyguluyoruz. Mezoterapi bir tedavi metodudur. Ama biz bunu aynı zamanda güzel görünmek için, estetik için uygulamış oluyoruz. Skar var, işte veya çeşitli yara izleri var. Bunlar için çeşitli serumlar uygulanabiliyor. İşte akne de yine özellikle aknenin tam hemen kendisine değil ama etrafına soldurduktan sonra da kalan izlerine tedaviler uygulanabiliyor.
Mezoterapinin Hümeyra Hanım'ın da dediği gibi güzel olan tarafı cilde yapılan bir yatırım gibi düşünmek gerekiyor bunu. Önden siz bir yatırım yapıyorsunuz. Bunun etkilerini zaman içinde görüyorsunuz. Cilt yaşlanmasını yavaşlatıyorsunuz. Anti-aging denen durumu gerçekleştirmiş oluyor. Bu sebeple diğer yapay metotlara, yani işte dediği gibi doludur, botokstur, bunlara gerek kalmadan kendi cildini kendi kendine tamir ettirme mekanizmasıyla, kendi hücreleriyle hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Peki o 6 seans peş peşe hangi durumlarda gerekir? Seans sayısı kişinin hastalık veya lezyonuna göre değişiyor. Bu bazı kişide dediği gibi 6 iken bazısında 3 seans, bazısında 8 seansa kadar çıkabiliyor. Az önce dedim ya, bizde basma kalıp bir tedavi metodu yoktur. Özellikle kişiyi değerlendirip var olan rahatsızlığına, hastalığına ikincil olarak tedavi verme prensibimiz vardır. Seans sayısı da, uygulama şekli de, teknik de, uygulanacak solüsyon da kişiye göre değişir. Bazı kişiye hazır bir solüsyon yeterli olurken, bazısına dediğim gibi bu kendimizin de bir şeyler kattığı, ilave bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bazen mezoterapi tek başına yeterken, bazen araya işte bir de bir dermapenle mi girsek diye düşünürüz. Bazen mezoterapiyi yüz hacamatıyla, işte ozon tedavisiyle veya diğer uyguladığımız serumlarla da birleştirdiğimiz olur. Kişinin neye ihtiyacı varsa ona göre karar verip, ona göre bir formül çıkarıp, ona göre kişide doğru ve kalıcı etki almaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli, kıymetli. Yani böyle paket paket söyleyemiyoruz. İşte şöyle falan yok gibi ihtiyaca göre. Yani biz kişilerin şöyle de yaklaşıyoruz kişiye. İçeriden hücre yenileyerek. Nasıl? Damar yolundan glutatyon, alfa lipoik asit, yüksek doz C. Hı hı. Bunları da verdiğimiz zaman, bir de cilde başladığımız zaman hem içeriği hem cildi temizliyoruz. İki taraflı aydınlanma sağlamış oluyorsunuz mesela. Antioksidanların yüzdeki etkisi çok önemlidir. Direkt yüze uyguladığımız solüsyonların içinde de antioksidanlar olsa da, sistemik bir antioksidan verdiğiniz zaman iki taraflı etkiyle çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu da ihtiyacı olan hastaya göre belirleniyor. Hı. Mesela bana geliyor, karaciğer enzimleri yükselmiş, işte GGT dediğimiz bir enzim var, yükselmiş. Bu hasta bangır bangır bağırıyor, benim glutatyona ihtiyacım var diyor. Ve ben bu hastaya glutatyon başlamadan cilde ne yaparsam yapayım, o karaciğer toparlamadan o cilde istediğim verimi alamam. Önce karaciğerine biraz yatırım yapayım ki karaciğer bir toparlasın ki. Çünkü bizim vitrinimiz olan, hani az önce dediğim suretimiz, yüzümüz, aynı zamanda iç organlarımızın da habercisi ve aynası. İç organlarda oluşan çeşitli rahatsızlıklar, defekler cilde bazen belirti verebiliyor. Bağırsak problemlerinin cilde yansımasını, bazen bir sivilce, yoğun bir akne, bazen de ekzemavari alerjik bir reaksiyon olarak görebiliyorsunuz. Topikal ajanlar, işte yüzeyer kullanılan kremler sadece tek başına yetmeyebiliyor. Birazcık söndürüp ondan sonra tekrar tekrar lezyonun çıkmasına sebep olabiliyor. Ama siz iç organlara yönelik de bir keşif, analiz yapıp, işte onların da doğru çalıştığından emin olup, ondan sonra kişi bir tedavi uyguladığınız zaman hem etkisinin kalıcılığı artıyor. Hani bize genel sorulan soru şu: ben geleceğim, işte bir maliyeti var, evet, işte bir de bir eziyeti var, evet, işlem yaptıracağım yüzüme, tamam, çok güzel, ne kadar süre gidecek? Evet, önemli bir evet. Ama işte bizden kahincilik yapmamızı istiyorlar, kahinlik daha doğrusu. Şimdi ne kadar süre gideceğini biraz benim uygulayacağım tedavi metodu belirliyor, evet, ama biraz senin yaşam koşulların, biraz da iç organlarının stabilitesi, çalışma durumu belirliyor. Karaciğer sorunlu, bu bağırsaklar problem, yaşam koşulların iyi değil, ben senin suratına ne yaparsam yapayım çok kısa süre içinde tekrar bozulmalar başlayacak. Bu kaçınılmaz. Onun için hani her tarafı birden düzeltirseniz hem aldığınız sonuç çok çok güzel, yüz güldürücü oluyor, hem de etkisi, kalıcılığı uzun süre olmuş oluyor. Bu glutatyon dediğimiz böyle hap gibi bir şey mi? Yok, değil. Biz damar yolundan uyguluyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz bir molekül. Üçlü bir amino asidin bileşiminden oluşan bir şey. Çeşitli vitamin kokteyllerle beraber damar yolundan verdiğimiz zaman kişide bir canlanma, dinçleşme, sinir sistemine etki ediyor içerisindeki glutamatla mesela. Sinir uyarımını hızlandırabiliyor. İkinci husus, karaciğerde bir
bir detoks etkisi yapıyor. Ağır metallerin atılmasını sağlıyor. Üçüncüsü en önemli, en istediğimiz etki bu antioksidanların şahı. Normal günlük yaşantıda karşılaştığımız işte katkı maddeli gıdalar, duman, radyoaktivite, sıkıntı, stres vücudumuzda çeşitli zararlı serbest radikallerin oluşmasına sebep oluyor. Bu serbest radikaller hücrelere saldırarak hücrelerde bozulmalar, çabuk yaşlanmalar, kanserleşme vesaireye sebep oluyor. Antioksidan dediğimiz maddeler ki bu glutatyonların en etkililerinden bir tanesi, bu serbest radikalleri bağlayarak vücuttan uzaklaştırıyor. Anti-aging özellik yapıyor. Ciltte canlanmaya sebep oluyor. Uyku kalitesini, düzenini arttırıyor. Daha dinç, daha diri hissetmenize günlük koşturmacada sağlıyor. Kanserleşme ihtimalini azaltıyor. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Yani. Ozon tedavi de damar yolundan glutatyon sentezletiyor vücuda. O da bir yöntemiz. Biz farklı de, ikisi ama. İkisi farklı. Evet, ozon tedavisi de oksidan bir madde. Az önce dediğim serbest radikaller gibi hücreleri ama kontrollü bir şekilde uyarıp hücrelerin kendi glutatyonunu sentezlemesini sağlıyor. Ama ilerleyen yaşlarda biz bunu bozuk para gibi sürekli harcadığımız için çok sık bu tür az önce saydığım zararlara maruziyetimiz arttığı için 30'lu yaşları geçtikten sonra bir halsizlik, bezginlik, yorgunluk, işte bıkkınlık vesaire durumları söz konusu olabiliyor. Biz bu tür maddeleri vererek alfa lipoik asit dediğimiz de damar yolundan uygulanan bir diğer antioksidan. Aynı zamanda COVID sonrası işte kalıcı sinir hasarını tamir edebiliyor. Bazı başlangıç safhasında demans bile çok ciddi geri dönüş vakalarına sebep olabiliyor ozon tedavisiyle beraber birleştirdiğimizde. Bu tür maddeler vücutta dediğim gibi antioksidan etki göstererek işte cilt sağlığına da etki ediyor. Az önce temizledikten sonra zaten bunlar, aynen. Evet. Az önce dedim ya, sağlık ve güzellik ayrılmaz bir bütündür. Çünkü evet, güzel görünebilmeniz için vücudunuzun her yönüyle sağlıklı olması gerekiyor. Evet. Ki bunu cildimiz aracılığıyla dışarıya yansıtabilirim. Kanımızdaki oksijen miktarı kadarız. Yani, kanımızdaki oksijen miktarı kadarız. Yani şöyle bir şey, bir de biz gelen danışanlara, kişilere ne işlem yapacaksak yapalım, daha öncesinde elinde olan tahlilleri isteriz. Yoksa biz de çalışabiliriz. Her işlemden önce bazı çalıştırdığımız tahlillerimiz olur. İsterlerse aile hekiminden de çalıştırabilirler. Çünkü yani tahlili mutlaka önemli ama değil tabii mi? Ki tabii ki önemli. Altını görmek için Emre Bey genelde aynen ister. Bazı şeyler geride kaldığında, mesela birazdan belki saça da değineceğiz, saç tedavisine. Evet. Saçta da mezoterapi uyguluyoruz çünkü. Mesela saç tedavisi yapıyorsunuz, vitamin B12 ise düşük. İşte kortizol düzeyi bozuk, TSH bozuk, yani tiroidle ilgili bir rahatsızlığı var kişinin. Veya işte baktığımız diğer birkaç parametre daha var vitamin, mineral anlamında, bunlar bozuk. Siz gayet güzel çalışsanız bile, ki bizim mezoterapide kendimizin geliştirdiği bir metodumuz söz konusu. Hı hı. Biz hani diğer farklı çalışan hekimlere göre biraz daha sık, daha alt tabaka ve daha etkili bir çalışma metodu kendimizi zaman içinde geliştirdik. Bu tedavi metoduyla daha güzel sonuçlar, daha güzel etkinlikler alıyoruz. Ama siz bunu ne kadar titizlenirseniz titizlenin, eğer içeride bazı şeylerde bozulmalar varsa akıntıya karşı kürek çekmek deriz, o örneği veririz. Ne kadar zorlarsanız zorlayın, tekne gitmez çünkü akıntıya karşı kürek çekiyorsunuzdur. Önce yönümüzü düzeltmemiz, altta olan bazı problemleri çözmemiz, ondan sonra yapacağımız uygulamaları yapmamız çok daha güzel sonuçlar veriyor. Peki bu kadar o zaman altta yatan sebepler vesaire demişken beslenme de çok önemli. Beslenmeyle alakalı bir şeyler söylüyor musunuz? Yani öneriyoruz tabii ki de. Yani hı-hı, bizler de iştahlıyızdır ama şöyle, daha çok protein ağırlıklı beslenmelerini, daha suyu, sıvı miktarı çok önemli. Çay içiyorsak demli içmemeliyiz. İşte buna İçmeyeyim. Girersek şöyle, işte kahveyi 3'ten sonra tüketmemeliyiz. Bir tane kahvemiz idealdir. İşte kahvaltıdan sonra şekersiz bir Türk kahvesi önceliğimizdir. Hani buna benzer işte yeşillik, Akdeniz usulü beslenmemiz. Zaten bizim kliniğimizde hacamat da yaptığımız için vücudu alkali yapmak için kişilere gelmeden önce 24 saat
öncesinde hayvansal gıdayı kesmelerini öneririz. Vücudu asidik yapısından kurtarmak için. Paket gıdalardan uzak durulmasında fayda olduğunu özellikle belirtiyoruz. Hazır tüketim, bu fast food denen gıdalar özellikle ciddi zarar oluşturabiliyor. Vücudun özellikle yani uzun zincirli yağ asitlerinin varlığı, fazla tüketimi çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Hem karaciğer yağlanması, insülin direnci açısından hem de işte kalp damar ve doku damar tıkanıklıkları açısından çok çok riskli. Tabii ki bizler diyetisyen değiliz. Apayrı bir bölüm, apayrı bir fakülte. Bildiğimiz, tanıdığımız diyetisyen arkadaşlarımız var. Ciddi diyet desteği gerektiren hastalarımızı da diyetisyene yönlendiriyoruz. Onların düzenlemiş olduğu diyet şemalarıyla beraber ortaklaşa çalışarak hareket ediyoruz. Yani işe bilimsel yaklaşıyoruz. Bizim yaptığımız tavsiyeler, beslenme ile ilgili tavsiyeler herkesin aslında bildiği, unuttuğu, genel geçer hatırlatılması gereken, abi evet, bak bunu bir daha size hatırlatalım, bunu bilin, bunu böyle uygulayın şeklinde uygulamalar. Herkesin tavsiyeler, bildiği ama unutması, hatırlaması gereken tavsiyeler bizim genellikle. Tabii ki hani bir kalori hesabının yapılması, doğru bir diyet listesinin hazırlanması için bize yakın olan bildiğimiz, tanıdığımız, güvendiğimiz diyetisyen arkadaşlara da hastalarımızı yönlendiriyoruz ki ikisi bir arada doğru ve sağlıklı bir şekilde gidebilsin, yürüyebilsin yani diye. Yani kişilerin genelde D vitamini eksikliği oluyor. Özellikle evet, Konya bölgesinde. Kronik sorunumuz. Evet, Türkiye'de genelde 50'nin üstünde olması gerekiyor bayanlarda. Yani 50'ye kadarı normal. Hani 50'den aşağısı biraz takviye isteyebiliyor. Ne gibi önerilerde bulunuyoruz? İşte güneşi gör, ilk doğan güneşe bak, D vitaminini oradan al. İşte mantarda, kuzu ciğerinde D vitamini vardır. Gibi. Çünkü hani D vitamini eksikse, D vitamini eksikse kişi çok sık hastalanır. Bu bir. Kronik vücut ağrıları oluşmaya başlar. İki, saçtan tırnağa kadar bir sürü bölgenin, dokunun sağlığı için çok çok kıymetlidir, önemlidir. Onun için hani hem dediğiniz gibi tetkiklerle analiz yapıp eksik olanı yerine koyma. Tabii bunu işte hazır formül vitaminlerle olabildiği gibi aynı zamanda da işte hangi gıdada ne bulunabilir şeklinde 3 aşağı 5 yukarı kabataslak önerilerde bulunuyoruz. Ama profesyonel anlamda dediğim gibi diyetisyene yönlendirme yapıyoruz. Bu arada hani az önce hacamattan vesaireden bahsettik. Programın başında da bahsetmiştik ve yüz hacamatı demiştik ya, bak onu unuttuk. Evet. Bu hemen mezoterapinin sonuna bir de yüz hacamatını ekleyelim mi? Tabii ondan ki da bir bahsedelim. Onu sonra doktor beyle beraber CGF. Doktor beyle beraber uyguluyoruz yüz hacamatımızı. Tamam. Hacamat kalemi var. Yine küçük böyle kupalarla önce o kısmı çekiyoruz. Yüzde sivilceli kısmı. Birkaç kupa koyuyoruz uygun yerlere. Vakumluyoruz. Biraz beklettikten sonra alıyoruz. Hacamat kalemin ucunda insülin iğnesi gibi, kalemi gibi düşünün. Böyle bakma kalemi gibi. Böyle iğneler batırarak kanatma oluyor orada. Tekrar vakumluyoruz. Oradan hacamat uyguluyoruz cilde, yüze. Geçen programda çok değinmemiştim. Şuna özellikle bizi izleyenler, dinleyenler, herhangi bir işlem yaptıracak olanlar, sadece hacamatla ilgili de değil aslında da hacamatın konusu geçmişken özen gösterilmeli. Hijyen bu tür konularda çok önemli. Evet. Ben kan bankacılığı yaptığımı da söylemiştim. Özellikle hepatit, HIV gibi enfeksiyonlar, kanla bulaşan enfeksiyonlar toplumda çok ciddi oranda artmaya başladı. Bu kan bağışlarında da çok sık karşılaştık. Ve bu oran, bu tür virüsleri taşıyan hastaların oranı toplumda her geçen gün artıyor. Bu tarz işlemlerde özellikle kanamalı, iğneli vesaire işlemlerde kullanılan setlerin mutlaka ve mutlaka tek kullanımlık olması çok önemli. Hijyene, kullanılan eldivenden, ortamdaki sedye örtüsünden, önlüğüne, birçok şeyin çok çok dikkatli, çok titizce kullanılması, kesinlikle, titizce davranılması çok önemli. Bu tür merkezlerde eğer dikkat edilmezse viral bulaş, kapma riski çok çok yüksek. Onun için yapan ve yaptıran herkesin bu hususta hekim olarak hani uyarmak istiyorum, çok çok dikkatli olması önemli. Ve bizim de aynı şekilde işlem yaptıracağımız yere özellikle tabii bir bakmamız gerekiyor. Tabii, hijyen konusunda çok dikkat edilmeli. Bu iş hiç şakaya gelmez. Bulaş bir kere olur, ondan sonra bu geriye gitmez. Tedavisi çok zordur, çok zahmetlidir. Ömür boyu o virüsü vücudunuzda taşırsınız. Ve maalesef geri dönülmez hasarlara sebep olabiliyor vücutta. Yani 3-5 kuruştan kaçacağım tabii derken. Çok çok dikkatli, çok hijyen yönünden çok dikkatli olmak gerekiyor. Hacamatı sivilcenin olduğu bölgeyi mi uyguluyoruz evet dedik? Evet. Onu biraz açalım mı?
Nasıl yapıyoruz? Tabii açalım. Sivilcenin üstüne hacamat kalemiyle beraber iğneler yapıyoruz. Ve bu şekilde oradan tam sivilcenin olduğu yerin yan yakın taraflarında özellikle bu uygulamayı yapıyoruz. Birebir sivilceyi patlatmamakta fayda var. Sivilceye değmiyoruz. Sivilceye değildiği zaman çünkü az önce belirttiğim meningslere kadar giden menenjite sebep olabilen enfeksiyonlara sebep olabileceğimizden dolayı sivilce kumuşluğu yani neredeyse sivilcenin üstü gibi ama hemen yan tarafındaki bölgeye çalıştığımız zaman hacamatın dengeleyici bir özelliği var. Hacamat vücutta nereye uygulanırsa uygulansın denge tedavisidir. Ağrıyı da, akneyi de veya diğer iç organ rahatsızlıklarını da vücudu dengeye getirerek tedavi eder hacamat. Cilde uygulandığı zaman da cildin özellikle var olan yağlanma düzeyini dengeye getirdiği gibi aynı zamanda o bölgedeki doku arası sıvının emilmesiyle kan dolaşımını hızlandırarak cildin kendi kendine onarmasını, tamir etmesini, uyarmasını sağlıyor. Bu iki yönünü de kullanarak hacamatı cilt bakımına birleştirdik, entegre ettik. Şimdi anlatırken gözümde şeyi canlandıramadım, ona güldüm. Şimdi biz sırtta kupalar kullanıyoruz ya, evet. Yüzde de mi aynı kupayı kullanıyoruz? Aynı kupayı kullanmıyoruz. Sırtta uyguladığımız kupaların numarası büyükken yüzde daha küçük kupalar uyguluyoruz. Küçük değil mi onların? Evet, bir de hastalarımızın çok merak ettiği sorduğu soru, yüzde hacamat yapacaksınız, iz kalmaz mı? İz kalmıyor. Biz sırtta da yüzde de. Biz her iki bölgede de hacamat uyguladığımız zaman minimal, özellikle epidermal çiziler yapıyoruz. Bizim için çıkan kan miktarından çok doku arası sıvının çıkması, doğru bölgenin uyarılması ve dengeye getirmek istediğimiz bölgenin dengeye getirilmesi. Bizim için bunlar kıymetli olduğu için çok derin çalışmadığımızdan dolayı hacamatta yüzeyel işlemlerden ötürü ne yüzde ne sırtta hiçbir şekilde izi bırakmıyoruz. Tabii hani yüze hacamat yapılıyormuş o gidelim deyip de çok derin çiziler oldu. Ya doktor işte iz kalmıyor demişti de kaldı. Bu biraz uygulayıcının tabii, da. Tabii o ayrı bir konu. Tabii uygulayıcının da eliyle alakalı, yeteneği, becerisiyle alakalı bir husus. Ona da dikkat etmekte fayda var. Tabii. Evet, yüz hacamatı ile alakalı da sizden dinleyelim. Neler diyeceksiniz? Bu şekilde yani ben daha çok şunu söyleyeceğim. Hani kişiler bize gelsinler, danışsınlar. Danışmaktan dolayı hani biz bir tedavi yöntemi söyleyelim. Yine karar versinler. Hani biz danışmanlık da yapıyoruz. Bu konuyla ilgili de tabii konuşmak yani istiyorum. Tabii yani gelir gelmez bir işlem yapmak tabii, zorunda gibi düşünmesinler. Öyle bir durum yok yani. Biz kesinlikle öyle bir durum yok. Sağlıkla ilgili danışmanlık yapabiliyoruz. Bir de bizim kliniğimiz hem modern tıp hem geleneksel ve tamamlayıcı tıp. İkisini birleştirerek uyguluyor doktorumuz. Şu an zaten istediğimiz o. Emre evet. Hoca bununla ilgili daha evet. Hani detaylı yani Ümeyra Hanım'ın demek istediği az önce hani ilk konuşmanın başında bahsetmiştim ya güdümlü füze diye. İşte mesela duydu evet yüze hacamat geldim yüze hacamat yaptıracağım. Ya arkadaş bir dur bir bakalım bir değerlendirelim. Belki farklı bir tedavi metodu sende daha etkili ve yüz güldürücü bir sonuç alacaktır. Öncelikle bize bir danışsınlar dediği gibi Ümeyra Hanım'ın bir bakalım. Durumunu bir değerlendirelim. Ne gerekiyorsa biz ona gerektiği kadar yaparız. Bizde sadece tedavide değil, her hususta denge çok kıymetlidir. Kimseye lüzumundan fazla hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet. Ne gerekiyorsa, ne kadar gerekiyorsa o kadar kararında dengeli bir şekilde uygulanıyor. Tabii sonradan da ben hacamat yaptıracaktım, bana niye bunu yaptınız falan gibi şeyler söylemesin kimse de. İnsanlar kendileri belirliyor ya. Yok bana uygun olan bu. Bunu yaptıracağım falan. Emin olun bize öyle geliyorlar. Konuşuyorlar. Peki madem siz öyle diyorsunuz böyle olsun diyen çok hastamız var. Fikirleri değişiyor. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Neye ne için uyguladığımızı da biliyoruz. Kişiye neyin ne için uyguladığımızı da anlatıyoruz. Çok şükür sonuç da aldığımız zaman kişilerin olan inancı ve güveni de artıyor. Bu vesileyle herhangi bir olumsuz durumla sonuçta karşılaşmıyoruz. Hastalarımız sağ olsunlar bize güvenip biz neyi uygun görürsek ona yönelip ona göre tedaviyi planlıyoruz. Sülük tedavisi var mı sizde? Var, uyguluyoruz. Yüze de uyguluyor musunuz? Yüze de durumuna göre uyguladığımız oluyor. Sülük nokta atışı tedavi yapılması daha elzem, daha önemli, daha kıymetli. Sülüğün işte ağzında 103-105 tane enzim var. Bu enzimler bazen bazı bünyede alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebiliyorlar. Çünkü kişinin o enzime karşı ne tepki vereceğini kestiremiyoruz, bilmiyoruz. Herhangi bir ilaç uygulama gibi. Çünkü ilaçlarda da alerji olabildiği gibi sülük uygulamasında da alerjik reaksiyonlar söz konusu olabiliyor. Onun için sülüğü kararında
doğru, dengeli, az sayıda ve hak eden hastaya, hak eden bölgeye uygulamak çok kıymetli, çok önemli. Eklem özellikle deformasyonlarında, eklem şişliklerinde, eklem ağrılarında daha yoğun kullanıyoruz. Göz arkası işte damar tıkanıklıklarında, göz arkası basınç vesaire problemlerinde kullanıyoruz. Aynı şekilde yüzde de çeşitli estetik hadiseler için duruma göre, hak edene, ihtiyacına göre kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi bunu uygulayıp uygulamayacağımızı hastaya bırakmıyoruz, biz karar veriyoruz. Güzeldir sülüğün ağzındaki enzimler, işte antiinflamatuar, antiromatizmal, doku, damar dolaşımını hızlandırıcı, doku tedavi edici, onarıcı, rejenere edici özellikleri vardır. Ama dediğim gibi abartılı olmayacak kaydıyla ve doğru yere doğru indikasyonla uygulanması çok kıymetli, çok önemli. Bir ikincisi de sülük sonrası kanama problemleri olabiliyor. Ona doğru şekilde bandajlama ve pansuman artı olası alerjik reaksiyona da müdahale edebilecek yerlerde yapılması çok kıymetli, çok önemli. Sülük deyip geçmeyeceğiz işte. Tabii, çok basit değil. Sorumuz var bu arada. Ödem oluştu ya bacağımda, sülük iyi gelir mi diye soruyor. Gelebilir, uygulanır, kullanılabilir. Ödemin sebebi de önemlidir. Ödem romatizmal bir ödem midir, varise bağlı bir ödem midir? Varislerde de iyi geliyordu değil mi? Tabii, neyden dolayı ödem oluştu? Lenf ödem midir? Lenf sistemi bozukluğuna bağlı mı bir rahatsızlık vardır? Veya travmaya, darbeye bağlı mı bir ödem gelişti? Ödemin çeşidi çok çok önemli, kıymetli. Her ödem çeşidine farklı bir tedavi prosedürü geliştirebiliriz. Ama tabii ki sülüğün de etkili olduğu ödem tedavilerimiz mevcut. O zaman gideceksiniz, yüz yüze görüşmesi alacaksınız efendim. Aynen, ben sordum. Aynen. Geçiyorum hemen. Çok tamam. Az vaktimiz kaldı. Yarım saatimiz kaldı, çok az vakit tamam. Dediğimde. PRP'ye geçiyorum artık. PRP, tamam. CGF. Neydi bu? Siz ne diyordunuz? Biz CGF diyoruz. Evet, CGF. Tamam, ben CGF diyeceğim. CGF Türkçesi, hani Türkçe harflerle de konuşabiliriz, daha iyi olur. Biz de öyle uyalım. PRP, CGF, kişinin kanının alınıp santrifüj tekniğiyle o kanın ayrıştırılıp, yani kanın beyaz kısmı, özellikle plazma kısmı ve trombosit hücrelerinin diğer kırmızı kısmından doğru kit ve setlerle ayrıştırılıp en fazla elde edebileceğimiz büyüme faktörünün, o trombosit dediğimiz hücrelerin içindeki büyüme faktörlerinin ayrıştırılıp vücudun saçtan tırnağa kadar bütün bölgelerine enjekte edilmesi prensibine dayanıyor. Bu nasıl keşfedildi? Damar duvarı yırtılıyor. Kişi kanamaya başlıyor. Trombositler o bölgeye toplanıyor, kanın içindeki hücreler. İçindeki büyüme faktörleri aracılığıyla damar doku duvarını tamir ediyor. Diyorlar ki biz bu büyüme faktörlerini alıp işte saç köklerine, saç foliküllerine uyguladığımız zaman o bölgedeki saçın canlanmasını, güçlenmesini, gürleşmesini ve dökülmenin önlenmesini sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Eklem aralığına uyguladığımız zaman eklem aralarındaki o yumuşak doku kapsülü yırtığının tedavisini sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz. Yüze uyguladığımız zaman işte yüzdeki ufak tefek işte kırışıklıklar, çatlaklar, dokunun kuruluğu vesaire, bu tür tedavilerde uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Bunu biz erkek üreme sağlığında da uyguluyoruz. Onda da çok çeşitli yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Bunda da uygulayabiliriz. PRP'yi dediğim gibi tepeden tırnağa neredeyse her konuda, her yönde sağlık amaçlı uygulayabiliyoruz. Kişinin kendi kanından elde edildiğinden dolayı herhangi bir yan etkisi, alerji durumu söz konusu değil. Bir problem olmuyor. Yeter ki steriliteye uygun, doğru bir şekilde elde edilmiş, doğru uygulama metodu olsun. PRP ile CGF arasındaki fark nedir? PRP direkt trombositlerin eldesi. CGF de bir santrifüj metodu ve doğru bir cihazla içindeki büyüme faktörlerinin daha da ayrıştırılması. Biz bunu da ozonla beraber birleştirerek çok daha yoğun büyüme faktörleri elde edip çok daha farklı yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Bizde şey yok, tedavi rutini diye bir şey yok. Her şeyi her şeyle kombine edebiliriz, uygulayabiliriz. Önemli olan hedefe, sonuca ulaşmak. Şimdi PRP'nin yapılması gereken durumlarla bu CGF'nin yapılması gereken durumlar farklı mı, yoksa? Yok, hemen hemen aslında aynı. Biraz hekimin tercihine göre değişiyor. Biz daha ağırlıklı CGF'i direkt, yani CGF'yi daha çok kullanıyorum. Daha çok tercih ediyorum, seviyorum. Daha yüz güldürücü sonuçlar alıyorum açıkçası. Dediğim gibi santrifüj miktarı ile beraber içindeki ilk elde ettiğimiz
ürün trombosit derken onu biraz daha yıkıp parçaladığımız zaman ortaya çıkan büyüme faktörlerinden yoğun molekül yani sıvı CGF oluyor. Ben daha ağırlıklı CGF'yi tercih ediyorum. Onu daha çok kullanıyorum. PRP biraz halk arasında bilinen daha çok hani duyulmuş olan ismi, ilk çıkmış olan. O da 90'ların sonu 2000'ler itibariyle kullanılmaya başlandı. Hakikaten çok güzel, çok yüz güldürücü sonuçlar var. Minimal yırtıklarda mesela kas yırtığı, bağ doku yırtıklarında şeye gerek kalmadan, ameliyata gerek kalmadan ki bu artık kliniklerde de ortopedistler, fizyoterapistler tarafından da uygulanıyor. Dokunun onarımıyla beraber artık ameliyatsız hızlı kas kökenli yırtıklarda, ağrılarda çözüme köken bir tedavi metodu. Dediğim gibi saçtan, yüzde ve vücudun birçok bölgesinde uyguluyoruz, kullanıyoruz. Çok da güzel yüz güldürücü sonuçlar yani alıyoruz. Saçta, buyurun. Ben bayan olduğum için, şimdi bayanların daha çok elleri çok fazla çalışıyor tabii. Hı hı. Hani bulaşık olsun veya el işi olsun. Bu sinir sıkışmalarında da Emre Bey PRP ve CGF uyguluyor. Eklem aralığından tutun da işte sinir sıkışmalarından tutun da işte kas yırtıklarından tutun da birçok bölgede az önce dediğim gibi. Benim nimet gibi bir şey. Tabii tabii cinsel sağlıktan tutun da yüze kadar, cilde kadar her bölgeye uygulanabilen, severek de uyguladığımız bir tedavi hiçbir metodu. Hiçbir yan etkisi olmayan. Evet, biz bunu yine bazı bölgelerde lokal ozon tedavisiyle entegre ederek uyguluyoruz. Lokal ozon tedavisiyle oksize ettiğimiz, o uyardığımız, irrite ettiğimiz bölgenin tekrar doku onarımı, tamiri başladığı sırada biz CGF'yi yani büyüme faktörlerini verdiğimiz zaman o bölgede çok daha yoğun, çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Peki bu işlemleri yaptırmak için, PRP ve CGF'yi yaptırmak için illaki bir sıkıntının olması mı gerekiyor? Yani bunlar böyle yıllık detoks şeklinde vesaire de yapılabilir, yapılabilir, uygulanabilir. Yani ilerleyen yaşlarda, yıllarda özellikle biz hani mezoterapide ki bu PRP'nin, CGF'nin uygulanış metodu da aslında mezoterapi. Hı hı. Eklem arası enjeksiyonlardan bahsetmiyorum. Onlar çok daha derin dokulara giriyorlar ama ciltte yapılan uygulamalarda, mezoterapide bizim zaten esas mantığımız şudur. Bozmadan, kötüleşmeden, eksiye gitmeden, sıkıntıya girmeden gelin. Ki biz var olanı koruyalım, güçlendirelim, yatırımımızı yapalım, gerilemesinin, bozulmasının, kırışmasının, dökülmesinin ne kadar geciktirebilirsek o kadar karlı, avantajlı olur. İyice bozulmuş olanı geriye getirmek her zaman için, herkes için hem zor, hem zahmetli, hem külfetlidir. Ama daha bozulmamış olanı korumak için koruyucu hekimlik anlamında da bu tür uygulamaların, tedavilerin yatırım amaçlı yüzümüze, cildimize, saçımıza yapılması, hele ki belirli bir yaştan sonra, 30-35'inden sonra yılda, Ümeyra Hanım demişti zaten, hani yıl hiçbir şey olmasa gel yılda bir bunu yaptırıver. Bu şekilde var olanı koru, kötüye gitmesini engelle, bozulmasını engelle, kalıcı fayda, etki sağla. Yani yaptırmasa bile danışması çok önemli. Çok önemli, çok kıymetli. Danışsınlar. Çünkü mesela sonra zaten yine tekrar belirtiyorum. Bana ya ben PRP yaptıracaktım diye gelmesine gerek yok. Bana evet, gelsin. Evet. Biz ne gerekiyorsa onu gerektiği kadar öneririz. Ne eksik ne fazla. Dengeli, bizim her şeyimiz denge. Öyle. Şimdi genel olarak gördüğüm şunlar var. Mesela saç dökülmesiyle alakalı çok ciddi sıkıntılar var. Sonra yüzde böyle bir solukluk, sonra bir halsizlik. Muhtemelen değerlerle de alakalıdır. Neden? Tabii. Kendimize çok fazla bakamıyoruz. İşte evet. Sporu ihmal ediyoruz, tütün ürünlerini kullanıyoruz, evet. Suyu ihmal ediyoruz, evet. Sonra bir sürü işte paketli gıda vesaire alıyoruz. Dikkat edemiyoruz. Dikkat etsek keşke, o en iyisi. Ama edemiyorsak da en azından bir çözüm bulalım. Yani vücudumuz da böyle atıl kalmasın istiyorum. Evet. Hekim olarak toplumda çok sık B12 ve demir eksikliğiyle karşılaşıyorum. Beslenme ile ilgili bozukluklardan kaynaklı, hı, olabileceği gibi özellikle zararlı maddelerin sindirim sisteminde oluşturduğu sıkıntılara bağlı olarak emiliminde de azalmaya. İkinci çok ciddi toplumda özellikle bayanlarda B12 ve demir eksikliğiyle ilgili çok vakayla karşılaşıyoruz. Bu kramp, unutkanlık, çarpıntı, halsizlik, solukluk dediğiniz o belirtileri, hı hı, yaptığı gibi vücutta, diğer dokularda
Aynı zamanda saçlarda da cansızlaşmaya ve dökülmeye sebep olabiliyor. Onun için Hümeyra Hanım'ın da az önce belirttiği gibi önce biz bazı tetkikleri istiyoruz. Onları bir değerlendiriyoruz. Kan tahlilleri, tabii. Onlar? Kişide eksik olanın yerine konması çok önemli. Beni zorlamaması, uğraştırmaması bakımından. Eksik olanı yerine koyup tamamladıktan sonra yine de çeşitli faktörlerden dolayı eğer saç dökülüyorsa. Mesela işte köklerle ilgili bir problemi olabilir. İşte hormonal bir durumu olabilir. Genetik yatkınlığı olabilir. Veya işte dokuyla ilgili mesela aşırı bir yağlanma olabilir. Kistler, seboreler, işte akne vesaire saç derisindeki olabilir. Bunları değerlendirip önce derinin yapısını istediğimiz kıvama getirecek çeşitli tedaviler uyguluyoruz. İşte bu bazen bir solüsyon şampuan olabildiği gibi bazen direkt ozon uygulaması da olabiliyor. Bununla deriyi istediğimiz hale getirdikten sonra kişiden elde ettiğimiz o büyüme faktörleriyle işte o CGF dediğim faktörlerle ve bazı uyguladığımız mezoterapideki işte hair cocktail dediğimiz içinde işte amino asitler, vitaminler, işte saç kökünü güçlendirecek bazı moleküllerin varlığıyla bu ilaçlarla PRP'yi veya CGF'yi saçta mezoterapi yöntemiyle kombine ediyoruz. Kendimize has çalışma metoduyla da saçta neredeyse değmedik alan bırakmadığımızdan dolayı da çok güzel, çok şükür, çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz, elde ediyoruz. Peki saça diyelim ki onu uyguladık, ne kadar süre yıkanmayacak mesela? Ya da bir gün. Bir gün yıkanmaması çok önemli. Yüzde de saça da işlem yaptığımız zaman o gün su değdirmemelerini öneriyoruz. İkinci husus o gün güneşe çıkmamalarını istiyoruz. Şapka olabilir, işte akşam üzeri bir uygulama olabilir veya cilde yaptıysak işte Hümeyra Hanım'ın da belirttiği gibi güzel kapatıcı bir krem, güneş kremiyle kapatabiliriz. Bir iki gün mümkünse güneşe çıkmamalarını, direkt o gün sıcağa maruziyet olmaması ve banyo yapmamaları, duş almamalarını istiyoruz. Ondan sonrasında da kişinin önerdiğimiz destekleyici ürünler varsa onları kullanmasını, yoksa da yaşam kalitesini yükseltmesini istiyoruz. Bazı şeylere özellikle beslenme, uyku, egzersiz ve sigara ve su yönünden çok çok önemli. Bunlara dikkat etmesi bizim için çok kıymetli. Dediğim gibi kişinin saçına, durumuna göre seans sıklığını ve sayısını belirliyoruz. Bazen bu 10 güne bir, bazen 15 güne bir aralıklarla olabiliyor. Ve en sonunda da çok güzel sonuçlar alıyoruz çok şükür. Artık saçlarımı tarayabiliyorum. Artık korkmuyorum taramaktan diye geri dönüşler alıyorum. Şey vakalarımız var. Berber koltuğun gibi mesela geliyor, oturuyor, kalkıyor. O kadar saç dökülüyor ki sürekli saç döken hastalarımız, vakalarımız var. Kalktığı zaman arkasından bir tutan bir topak ay saç evet kalıyor. Ya, o kadar ciddi hastalarımız var ve çok şükür güzel sonuçlar, güzel etkiler görüyoruz. Yani bu saç dökülmesine hani saçtan girdik. Boyalar, kaynak saçlar, kimyasal ürünler tabii ki de zamanla saçı bozabiliyor. Evet. Bozuyor. Bunlar da önemli. Dikkat etmek gerekiyor. Biz bu tedavi sürecinde farklı yöntemler sunarak o dönemde çok boyaya girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Yani sizin mesela dip boyanız hiçbir zaman yok. Değil mi? Uçlarda evet. Evet, o şekilde olması daha sağlıklı. Ben saçlarımı zaten senede iki defa boyatıyorum. Boyatırken de kendi dibimi kaybetmeden sadece böyle aralarına yaptırıyorum. Bir de bu kaynaklar. Evet, bu kaynaklar çok iyi oluyor aslında saçı. Hani evet kaynak yapılabilir ama yine orada da işinin işinde iyi olan yani o kaynakta da saç bir saç telinin taşıyabileceği kadar kaynak takmak da kuaförün meziyeti. Tabii değil mi? O da çok önemli. Sonra çok ağır bir kaynağı çok ince bir tele uyguladığı zaman kuaför saç yolunuyor. Sonra tekrar tekrar kaynaksız yaşayamıyor bayan. Yani evet, böyle çok görüyorum. Evet, bunlar da önemli. Bir de şey vardı, saç kıran hastalığı mı vardı? Evet. Tamamen saç dökülüyordu. Aynen, onlarda bazen enfeksiyon yani bir mantar zemininde oluşabildiği gibi ki ağırlıklı öyle oluyor. Bazen yoğun sıkıntı strese bağlı da belirli bölgelerde saç dökülmeleri meydana gelebiliyor. Onlar için de mezoterapi metoduyla kişinin tekrar hani aynı bölgeden saç filizlenmesini, saç çıkmasını sağlayacak etkiler mevcut. Şimdi erkek izleyiciler için şunu belirtmekte fayda var. Evet. Biz her saçta çıkacak diye bir garanti vermiyoruz. Özellikle mesela işte erkek hormonu olan testosterona bağlı olarak
dökülmüş bir kafa yapısı var. Üstünden 5 seneden fazla bir süre geçmiş. Hı hı. Saç folikülleri artık ölmüş. Biz bu kafaya ne işlem yaparsak yapalım, artık oradan çok bir hayır beklenmiyor. Arkadan özellikle testosterondan etkilenmeyen bölgeden saçın alınıp ekilmesi lazım. Biz ekim işlemi yapmıyoruz ama bazen ekime yönlendirdiğimiz hastalarımız da oluyor. Şunu da belirteyim. İlla biz her şeyi çözeceğiz, her şeyi tedavi edeceğiz veya halledeceğiz diye bir şey yok. Bakarız, bazen durumunu değerlendiririz. Biz bu hastayı çözemeyeceğimizi düşünüyorsak onu hiç orada oyalamayız. Çözebileceğini düşündüğümüz uzmanlara, yerlere, hastanelere vesaire yönlendirdiğimiz hastalarımız da olur. İlla herkes her şeyi halledecek, çözecek diye bir şey yok. Saçta da özellikle işte saç kökü eğer bitmişse, ölmüşse, artık orada bir canlılık emaresi kalmadıysa o orayla ilgili artık uğraşmanın alemi yoktur. Kim işlemine yönlendirilebilir kişi? Yani biz gelsin mezoterapiyle her saçı çıkarırız, saç çıkar. Yok öyle bir şey yok. Bizim en temel iddiamız şu. Saç dökülmesini durdurup var olanların güçlenmesini sağlıyoruz. Ekim sonrasında da PRP yapılıyor. Tabii, ekim yaptırmış hastalarımız da mevcut. Tabii, yapılabilir. Var olan çünkü ekilmiş olan saçın da güçlü bir şekilde çıkabilmesi için yine mezoterapi yöntemiyle PRP yaptırması öyle gerekiyor. Öyle hastalarımız var. Ekim yaptırıyor, geliyor bize, geliyor. Biz PRP'sini yapıyoruz. Tabii ya, onları da bırakmamaları gerekiyor. Tabii, değil mi? Yoksa cansızlaşabiliyor, o da dökülebiliyor, gücünü kaybedebiliyor. Böylesi sıkıntılar. Erkeklerde sakallarda da bazen böyle problemler oluyor. Aynen, ara ara boşluklar oluyor. Onda da yine bu yöntem. Aynen, mezoterapi yöntemiyle o bölgenin kıl faaliyetlerinin tekrar aktif hale gelmesini, tekrar çıkmasını sağlıyoruz. Bu problemleri çözüyoruz. Peki o zaman şu sona da geçiyorum. Sonra yine genel konuşmaya devam edelim. Botulinum toksin uygulaması. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Halk arasında botoks diye geçiyor. Aslında botoks bir marka. Hani biz eskiden işte marka vermeyeyim de bir margarin ismini söylerdik de işte onu onunla çağrıştırırdık. Veya bir peçete markasını, aslında o peçeteyi demeyiz de git bana şunu getir deriz. Bir markayı reklama girmemesi için şimdi zikretmiyorum. Botoks da aslında bu tür uygulamalarda bir marka. Botulinum toksin markası. Botulinum toksin bir bakteriden elde edilen bir toksin bu. Bu normal şartlar altında sinirip felç eden bir toksin. Bir zehir. Biz bu zehri belirli dozajlarda doğru şekilde doğru kasların içine uyguladığımız zaman o kaslardaki asetilkolin dediğimiz ufak tefek haberciler var. Bu habercilerin salgılanmasını durdurup o kasta felç etkisi yaratıyoruz. Yani yüzümüze mimik sağlayan belli kaslarda sinir hücrelerini felç ederek, o kası felç ederek daha doğrusu, o kasın kasılmasını, gerilmesini durduruyoruz. O bölgede o mimik kasları çalışmadığından dolayı cilt geriliyor. Kırışıklıklarda hani siz bana dediniz ya bir şey yapın hızlı tesir olsun, hızlı etki olsun diye birkaç gün içinde, yaklaşık bir hafta 10 gün içinde çok hızlı etkisi görülüyor. Çok güzel geri dönüşler alınıyor, sonuç alınıyor. Kasın felç edilmesi etkisiyle kırışıklıklar aniden ortadan kalkarak kişi istediği gergin görüntüye kavuşuyor. Ama bunda şöyle bir etki var. Sizin uyguladığınız bu toksin uzun yıllar kalıcı bir felç mekanizması oluşturmuyor. 4 ile 6 ay arasında o kas dokusundaki o hücreler tekrar o reseptörlerin gelişimini sağlıyorlar. Tekrar asetilkolin aktif hale geliyor. Ve felç mekanizması ortadan kalktığı için kırışıklıklar ufak da olsa tekrardan başlıyor. Ama ilerlememiş oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani botulinum toksininde şöyle bir şeyi var. Eğer bunu siz düzenli bir şekilde uygulayabilirseniz, yani yıllar içinde her vadesi geldiğinde düzenli arka arkaya sürekli yaptırabilirseniz, geri gelme ilk haline dönmüyor. Yavaş yavaş artık o gerginliği uzun vadelerle sağlayabiliyorsunuz. Yani ilk etkisi kadar şey kalmıyor, eskiye dönmüyor. Ama tabii ki biraz işte zahmetli, masraflı ve külfetli bir işlem. Yani bizim için zahmetli değil, masrafı yönünden kişiler için 4-6 aya bir o işlemi yaptırma bazen külfetli olabiliyor. Acılı bir işlem mi? Acılı değil, onda da belirli bir iğneyle belli kas içine çok minimal enjeksiyonlar oluyor. Biz bütün yaptığımız işlemlerde uyuşturma yaptığımız gibi botulinum toksinde de çok minimal bir yüzey uyuşturması yaparak
enjeksiyon işlemlerini kas içine yapıyoruz ki kişi olabildiğince en az ağrıyla kliniğimizden ayrılsın. Çok bir sıkıntı yaratmıyor. Çok bir ağrısız olmuyor. Bunda yaş vardır ama herhalde. Ya çok genç yaşa uygulamayı çok tercih etmiyoruz. Ama ve lakin botoks, yani botulinum toksini, daha doğrusu halk dilindeki etkisi botoks diyorum artık, herkes anlasın diye. Uygulamasının sadece medikal estetik yönü yok. Sağlık içinde uygulamaları mevcut. Migren hastalarına botulinum toksin uygulayarak, botoks uygulaması yaparak migren atak sıklığını çok ciddi oranda azaltabiliyorsunuz. Biz bunu hacamatla birleştiriyoruz. Hacamatı da migren tedavisinde uyguluyoruz. İkinci uygulandığı bölge gece özellikle sinir anksiyeteye bağlı olarak diş sıkmaya bağlı. Evet. Maseter kaslarındaki ağrılar, tutulmalar, deformasyonlarda maseter kasını felç ederek o bölgede maseter botoksuyla tedavi amaçlı da kullanabiliyoruz. Üçüncüsü terlemelerde, avuç içi, ayak terlemelerinde botoksu uygulayarak ter bezlerinin uyaran sinirlerdeki felçle o bölgedeki terleme sıklığını azaltabiliyoruz. Koltuk altı. Koltuk altı hakeza öyle, koltuk altı botoksunda da. Yani ter bezi botoksu, işte maseter botoksu, migren botoksu gibi botoksu tedavi amaçlı da kullanabiliyoruz. Botulinum toksin sadece medikal estetikte kırışıklıkta kullanılan bir metot değil. Yani sadece kırışıklık gibi ilk önce algıladığımız, değil mi? Çünkü insanların ilgisini en çok o çekiyor. Medikal estetik çekiyor. Ama zaman içinde öğreniliyor ki evet, bu farklı bir tedavi metodu. Bu aynı zamanda tedavi içinde kullanılabilir ve ona da entegre ediliyor. İzleyicilerimizden bir tanesi de eşimi bunların hepsinden nasıl uzak tutabilirim diye sormuş. Yani ne diyelim? Ya ben uzak durmasınlar yani, ya. Çünkü bu bile insanın kendiyle kendiyle uğraşması, daha barışık olduğunu ile ilgili. Hayır. Şimdi ben size değer vermekle, ben size sağlığın şey tanımını yapayım. Sağlık aslında tanımı kişinin kendisi, iç dünyası ve çevresiyle tam bir iyilik halinde olması durumudur. Evet. Yani kişi çevreden görüntüsüyle ilgili güzel laflar duyduğu zaman ve aynaya bakıp da kendini iyi hissettiği zaman, bu hem otonom sinir sistemi aracılığıyla iç organları ve hormonal durumunun iyi çalışmasını sağladığı gibi aynı zamanda psikolojik ve ruh halinin de iyi olmasına sebep oluyor. İnsanın tam anlamıyla bir iyilik halinde olabilmesi için bence bu tür uygulamalardan çok da uzak durmaması gerekiyor. Değil mi? Siz ne söyleyeceksiniz? Evet. Kadın olarak cevap verin size. Ben kadın olarak cevap veriyorum. Evet, ben iç huzur çok önemli. Her şeyden önce iç huzurum. Ama iç huzurumun olması için bayan olarak dış huzurumun da, yani dış güzelliğimin de çok iyi olması gerekiyor. Ben yine belirtmek istiyorum. Biz Meram Belediyesi yanında En Meram İş Merkezi'nde 3. kattayız, 301'deyiz. Herkesi kliniğimize kahve içmeye dahi olsa bekliyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Ramazan ayında nasıl çalışıyorsunuz bu arada? Gün içerisinde de çalışabiliyoruz. Randevularımızı ona göre ayarlıyoruz. İftardan sonra da açız. Bugün mesela açız iftardan sonra. Oruç tutan hastalarımız, danışanlarımız için iftardan sonra işlem. Oruç tutmayan danışanlarımız için iftardan önce işlemler yapıyoruz. Çeşitli, çünkü uygulamalarda vücuda bir şey zerk ettiğimiz zaman oruç bozulabileceğinden dolayı iftardan sonra da gelen danışanlarımız için iftardan sonra da açıyoruz. Peki, son 5 dakikamız kaldı. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Ben ne söyleyeceğim? Yani en değerli cildimiz, yine bu şekilde söyleyeyim. En değerli giysimiz cildimizdi, değil mi? Evet, böyle öyleydi aslında. Aynen o şekilde. Sağlıklı yaşam, pozitif düşünce, bunlar. Yani bu, şunu söylemek isterim aslında. Bu kum saatinin üstü geçmiş, üstü evet geçmiş, alt tarafı gelecek. Şimdi biz o ara kısmı görüyoruz ya. O ara kısımda kalalım diyorum herkese. Yatırımla yani, geleceğe evet, yapalım. Yani ara kısımda bugün için ne yapabiliriz? Bugün için iftardan sonra Tepegöz Kliniğe gidebiliriz.
diyorum. Bu şekilde. Davetim ben öyle. En önemli sermayemiz sadece derimiz değil, tüm vücudumuz diyorum. Tabii ki de. Sağlık her şeyden önemli. İşte meşhur kanunun lafı var. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlık elden gittikten sonra hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. Sağlığımızın kıymetini kaybetmeden önce bilmekte tabii fayda var. Onun için yatırımımızı sadece işte eve, arsaya, tarlaya, borsaya vesaireye değil de aynı zamanda kendi vücudumuza da yapmamız gerekiyor. Bazı şeyler ilerlemeden, kötüleşmeden, sıkıntıya girmeden önce zararın neresinden dönerse kârdır mantığıyla vücudumuza yapacağımız güzel, faydalı yatırımlar ilerleyen yıllarda, yaşlarda, yaşlandığımız zaman daha dinç, daha diri, daha pozitif yaşlanmamızı sağlayarak yaştaşlarımızdan daha avantajlı ve daha sağlıklı durmamızı sağlayacak. Bunun için vücudunuza yatırım yapın diyorum. Evet. Ben zaten hiçbirine hiç hayır da demiyorum, karşı da değilim. Tabii ki bir abartı hastalık boyutundaysa ona bir dur demek gerekiyor ama böyle yapılacak olan ufak tefek şeylerin kimseye bir zararı olmaz. Kişi kendini daha mutlu hissedecekse neden yaptırmasın? Ben hep o taraftayım. Aynen. Daha çok kulaktan duyma değil de gerçekten bilgiye dayalı şekilde araştırıp doğru noktalarda ve yaptırmak gerekiyor. Ve hijyene dikkat edilerek yapılması çok çok kıymetli. Evet, hijyen çok kesinlikle madene çok önemli. Madene değil, kendi ruhumuza ve bedenimize yatırım yapalım. Değil mi? Aynen. Çünkü sonradan o madenlerin hepsini kendi ruhumuz ve bedenimiz için zaten harcıyoruz. Yani o da ilerleyen yaşlarda. Evren için zaten çok da güzel şeyler değil. Değil mi? Aynen. O zaman ben kapatıyorum. Benden bu kadar. Teşekkür ederim katıldığınız için. Evet efendim, hayatın içindenin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine 15 ile 17 saatleri arasında görüşeceğiz. Hoşçakalın.